40'a yakın gazeteci, yazar, e, şair e, arkadaşlarımız, sanatçı arkadaşlarımızla birlikte e, bir hafta boyunca bütün Karadeniz'i Fındıklı'ya davet ediyoruz. Bizden sloganımız şu Fındıklı'da, para ve otel istemeyen herkese kucak açıyoruz. Dolayısıyla... E, o kitabı e, okuyacağız, Türkçe'mizi iyi konuşacağız, Türkçe'mizi iyi konuşunca matematik, fen, bilimi iyi kullanacağız, e, bilimi ve tekniği temel alacağız. Ne zaman ki bilimi ve teknikten uzak kaldık, edebiyattan yoksuk kaldıysak, o zaman biz yoksullaştığımız ve yoksunlaştığımız andır. Biz bunu bilerek Fındıklı'da sürekli kültür sanat faaliyetleri çalışmalarını diğer çalışmalarımızdan ayırt etmeden yapmaya çalışıyoruz. Ve tüm halkımızı Fındıklı'ya davet ediyorum. Yayıncılar Kooperatifi'ne de bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Katılacak olan bütün yazar, şair, sanatçı dostlarımıza şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Pazartesi saat 11'de açılışımız olacak. Sayın Seyit Dorun da akşam. 3 yılın hesabını vereceğiz. Ee, eğer zamanınız olursa siz de bu, buyurun. Sosyal medyada yayınladık. Meci'nin 3 yılının üç hesabını yılın hesabını, da hesabını da vereceğiz. Seyit Torun da programı. Çay toplama işi aslında evet. Çay toplama işini size bırakayım. Evet şey anlatsın Meci'nin bir şeyini. bir iş yani sevdiğimiz bir iş adamı tarafından Fındıklı'ya, belediyeye Sokak ee, hayvanları rehabilitasyon ha. yapmak, merkezi yapmak, çay toplama görüntüleri şu anda veriliyor. Bir şey daha ekleyebilir miyim Serhan Bey? Son şey. Biz bir iş, iş insanımızın desteğiyle yoksun kaldığımız sinema ve tiyatro salonunu inşa ediyoruz. Hmm. Mayıs ayında 300 kişilik sinema, tiyatro salonu ve müze yolda bizde. geliyor. E, hizbete girmiş olacak. 14 evet. sanatçıyla çay toplamıştık yani hep beraber çay çayla topanmış, orada çay toplama görüntüleri Çalıp de geliyor. <laughs> Ama çay toplama mevsim mayıs'ın sonlarında Mayıs. başlıyor. Evet, biraz bu biraz gecikecek günlerde. Ahmet Özer çay diyor ki Sonra da bir değinmek istiyorum lütfen. Tabii, tabii geleceğiz geleceğiz ona. ona Ücret İkizdereli... fiyatı daha mı fazla olacak abi bu <laughs> İkizdereli Ahmet e, Özer Bey'in göndermiş olduğu mesaj İkizdereli kadınlara destek oluyoruz. Program çok güzel. Sanatçılar, kadın korosu ve yöre oyuncuları çok güzel. İnsanlık şunu bilmeli. Doğa yok olunca canlı yaşam da yok olur. O zaman biz, siz ve tabiatın bir anlamı olmaz diyor sevgili izleyicimiz göndermiş olduğu mesajıyla. Denizlerimiz doldurulmasın artık diyor. Sevil Rakıcıoğlu'nun göndermiş olduğu mesaj. İkizdere'ye sonuna kadar sahip çıkacağız. Bingöl'den Mehmet Bey'in göndermiş olduğu mesaj. Melbourne'den Melbourne'den Korhan kardeşimizin gönderdiği mesaj. Avustralya'dan göndermiş olduğu mesaj. Avustralya'dan İkizdere'ye destek yolluyoruz diyor ve devam ediyoruz sevgili seyirciler. İkizdere'den Sive, Sivere'ye mi selam gönderelim? Geçen hafta evet e, bize bize bir bi, biraz da saldırı oldu. Güya bizim yurtseverliğimizi sorguladılar. Halkın gösterdiği işte kısa bir verelim reyting sonuçlarını. Evet sonuçları burada görüyorsunuz sevgili seyirciler. Ee, bizim vatanseverliğimizi yurtseverliğimizi sorgulayanlar. E, şey şuna bakabilirler. iki senedir pandemi döneminde zor koşullarda Anadolu'nun en güzel yerlerini, vatanın en güzel topraklarını sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Sadece bunu söylesek yeterlidir ve biraz sonra çaya geleceğiz. Önemli. Çayı yani onu ama. Bekliyor, onu bekliyor. Tamam. Onu çayın bekliyor. mucidi, çayın babası tarım elçisi aynı zamanda ziraat elçisi üretim 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 dedi. Zihni Derin belgeseli var. Evet. Sevgili Nebil Özgen Türk bizlerle birlikte olacak biraz Fotoğrafı sonra. Da orada. Fotoğrafı orada biraz önce programın başında göstermiştik zaten. Bizim çektiğimiz video var sevgili e, Kürşat. O videoyu videoyu da gösterelim. Zihni Derin burada bu tesislerin girişinde heykeli var. Orada görebilirsiniz ve bu da anma 50. yıl ölümünün 50. yılında verilen gazete ilanı Rize Gazeteciler Derneği'nin vermiş olduğu ilan Zümrüt Rize Gazetesi'nde yayınlanıyor. Rize Pehlivan Taşı Spor Kulübü de destek olmuş. Zihni Derin bu ülkenin çok kıymetli bir ismi. Üretimi, üretimi, üretimi hayata geçirmeye çalışıyor ve Rize'ye çayı kazandırıyor. Evet. Sevgili evet. İsmail, şimdi e, bir şey söyleme, bir hakkı teslim etmeme izin verir misin? Sayın Cumhurbaşkanı ve çeşitli AK Partili yetkililer her fırsatta şunu söylüyorlar. Bizden önce ambulans yoktu. Bizden önce buzdolabı yoktu. Bizden önce çamaşır makinesi yoktu. bizden önce hastane yoktu. Nerede oraya ki internet o yok bu yok falan. Yani onlara bakarsak neredeyse biz AK Partiden önce adeta mağara döneminde yaşıyorduk. Su bulamıyorduk, taşlarla ateş yakıyorduk falan. Halbuki Rize zihni derin. Tabi İsmet Paşa'nın talimatıyla Allah rahmet eylesin. İsmet Paşa'nın talimatıyla Rize çay bölgesi olarak seçildi. Aslında girişimler var. Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyet'in başlangıcında Bursa'da bir deneniyor. Evet. evet. Bursa'da olmuyor. En uygun yer olarak Rize seçiliyor. Gürcistan'dan bildiğim kadarıyla getirilen tohumlar burada ekiliyor. Rize şu benim benim dedem burada hamallık yap, yapardı. Ve 1917 doğumlu 30-20'lerde ve 30'larda Rize'de hamallık yapıyordu. Ona sorduğumda anlattığı şu Rize'de portakal ve mandalina olduğunu söylüyor. Çaya dair bir fikri yok. 1939-40'ın başında deneme üretimleri başlanıyor ve Rize'de bugün çay kura bağlı biri paketleme, biri işte herhalde sallama çay olmak üzere 52 fabrika var. Bu 52 fabrikanın bir kısmını da AK Parti kapattı. Evet. 52 fabrikanın Yanılmıyorsam en az 40'ı 45'i AK Parti'den önce yapılmıştır. Rize'yi küçük bir balıkçı kasabasından Cumhuriyet'in en güçlü sanayi şehri yapan ve ve 2002'den önce bütün bu fabrikaları Rize'ye kazandıran, Rize'ye, Trabzon, Harpin'e kazandıran Cumhuriyet'tir. Ee, başta İsmet'in önü Cumhuriyet hükümetleridir. Altını çizerek söylüyorum. Rize'den Kasımpaşa'ya göçmüş bir tane işçinin oğlu bu ülkede cumhurbaşkanı, başbakan ve sonra cumhurbaşkanı olabildiyse ve hala bu ülkeyi yönetiyorsa, cumhuriyetin kurucuları sayesinde. Rize'de cumhuriyetten hak ettiğini fazlasıyla alan şehirlerden biridir. Yok öyle buzdolabı yoktu, kralı vardı. Burada çay fabrikaları çay vardı. Tabiri, yok öyle ambulans yok. Rize'de hastaneler vardı. Ben burada doğduğumda SSK'sı vardı, devlet hastanesi devlet, vardı ve böyle ayağınızın ucunda bulunduğunuz yani evinizin hemen önünde vardı. O nedenle bu haksızlığı burada gidermek gerekir. Rize aynı zamanda bir cumhuriyet şehridir ve cumhuriyete sahip çıkanların şehridir. E diyen olur ki efendim o ona oy veriyormuş, buna oy veriyormuş. Rizelilerin bir kısmı ya da büyük bir kısmı o partiye oy veriyorsa ondan alamayanın da kabahati var. Bak Fındıklı'lı başka partiye oy veriyor. Fındıklılar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veriyor. Vatandaşın oy tercihi Rizelilerin cumhuriyete bakışını bütünüyle yansıtmaz. Bu doğru değil. Rize Cumhuriyet şehridir. Rize'nin evlatları da cumhuriyete sahip çıkarlar. Sevgili Selçuk şimdi seni sahneye alalım ve evet. e, Selçuk'un çok sevilen bir parçası var. O parçayı dinledikten sonra Nebil Özgen Türk bağlanacak. Evet. Belgeseli izleyeceğiz. Zihni derini konuşacağız. Belki de sevgili seyirciler ilk kez duyanlar da olacaktır zihni derini. Bir şey ekleyebilir Ama, miyim Serhan? Tabii. Ben ben çocukken bilmiyorum hala var mı? Zihni evet. Derin Ortaokulu vardı. Benim kız kardeşim orada okudu. Rize'den Fener'e giderken vardı. hem lise vardı hem o kapandı mı Zinider'in ortaokulu bilmiyorum, bilmiyorum var mı artık zannedersem kalmadı fabrikası vardı. Zinider'in çay fabrikası vardı Fabrika, kapatıldı kapatıldı Kapat, galiba kapatıldı. kapatıldı kapatıldı ortaokulu vardı kapatıldı Zinider'inin de en azından bir çay fabrikasında bir okulda yaşatılıyor olması gerekir geçmişte vardı bu isminin unutulmaması gerekir. Kesinlikle evet. Cumhuriyet'in değerlerinin isimleri unutulmamalı. Üretime değer veren, e, üretime katkı sağlayan önemli isimleri hiçbir zaman unutmayacağız. Zihni değerini de biraz olsun. sonra daha detaylı bir şekilde belgeseliyle birlikte konuşacağız. Sevgili Selçuk. Kendi şarkılarından mı okuyayım şey yoksa Rize'nin üstadlarından? Bir senin de olsun. Sen de bir Rize'nin üstadı sayılırsın. E, evet, senin o unutulmaz akşam e, dün havaalanında konuştuğumuz... Eski şarkılarla mı? denizüstü fener mi? Evet. Onu mu yapalım? Tamam. Evet. Tamam, onu çalmaktan bezmişim ama. <gülüyor> <gülüyor> evet, Selçuk hazırlıklarını yaparken bir e, SMA hastamıza desteğinizi istiyoruz. Mehmet Güven kardeşimize valilik izniyle görüyorsunuz ekranda. Ne olur destek olun. Bu durumda birçok çocuğumuz var. Zaman zaman onları, onlara destek olmanızı rica ediyorum ve. Mehmet kardeşimize de destek olmanızı istiyorsunuz istiyoruz. İşte ekranda hesap numarasını da görüyorsunuz. Valilik izniyle fotoğrafını çekerseniz ve destek olursanız çok mutlu olursunuz. Bir çocuğun yüreğine de dokunmuş oluruz böylece. Evet Selçuk hazırlıklarını yapıyor. Balıkesir'den ikizlere selam olsun diyor. Emel gün varan göndermiş mesajını halkın mesajlarını okuyoruz. Halkın yürekli kadınlar diyorlar. Ve o kadınlara bayıldık diyorlar. Gönül Ayvazoğlu İkizdere yalnız değil diyor. Yine İkizdere yalnız değil diyen Erik Özcan, Tekmil Erik Özcan göndermiş olduğu mesajla İkizdere'ye İkizdere'nin kadınlarına destek oluyor. Halk TV Rize'de devam ediyor sevgili seyirciler. Biraz sonra